Siz ne derseniz deyin, ben yasalaklarımın farkındayım. Anne olacağım ben, anlıyor musunuz? Öyle bir kere panik oldum, tuzağınıza düştüm diye Ömer Bey'in canı her istediğinde beni bunlarla korkutamazsınız. Gürrü, şurada sakin sakin konuşuyoruz. Bu kadar yükselmene gerek yok bence. Sizin de bu kadar alçalmanıza hiç gerek yok aslında. Siz derken ufak bir hatırlatma yapmak zorunda hissediyorum. Bu meselede her zaman kardeşimin ve mecburen senin yanındayım Gürrü. Sen beni gerçekten salak mı zannediyorsun? Gürrü Hanım, tepkinizi anlıyorum. Ama bizi biraz daha dinlerseniz masaya buradaki herkes için adil bir çözüm önerisiyle oturduğumuzu göreceksiniz. Adil çözüm önerisi. Gürrü Hanım, müvekkilimin bebeğin sağlığını ve hepinizin saygınlığını gözetecek bir teklifi var. Müvekkilinizin teklifiyle ilgilenmiyorum. Aydın Bey, siz nefesinizi boşuna tüketmeyin. Gülrü Hanım bu makul teklifi anlamamak için elinden geleni yapıyor. Ben sana izah etmeye çalışayım. Bak Gülrüm, eğer ki bebeğin benden olduğunu yazılı olarak itiraf edersen ve bana babalık haklarımı verirsen hiçbir sorun kalmıyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Senin hakkın yok. Senin hiçbir şeye hakkın yok. Benim bebeğimin üzerinde hiçbir hakkın yok senin. Ve eğer beni rahat bırakmazsanız... Seni Gülrü, bakma kana. Uzak dur benden! Uzak dur! Ambulans çağıralım mı Ömer Bey? Ambulans olmaz. Hastaneye gitmemiz lazım. Ambulans çok geç kalır. Ne yaptınız bana? Ne yaptınız? Ne yaptınız siz bana? Ne diyorsun Gülrü? Ömer bayılacak. Bayılacaksın tamam, Ömer. Tamam. Ömer bayılacak. Tamam, götürmemiz Ömer, lazım. Hastaneye götürmemiz lazım. Ne yapayım, çabuk gel. Çabuk acele et biraz. Gürrü! Bebeğim! Gürrü ne oluyor? Bebeğim, neyi var ya? Gitmesin lütfen, gitmesin bebeğim. Ne oluyor? Bebeğim. Gürrü abla! Nereye götürüyorsunuz? Ne oluyor ya? Hastaneye götürüyor. Gel Mesude. Nasıl? Gel. Abla! Benimle gel. Bırakma. Yalvarırım, yalvarırım. Lütfen bırakma beni. 5 dakikaya oradayız. Duyuyor musunuz? Tamam, 5 dakika sonra hastanenin önündeyiz. Ayten Hanım olsun lütfen. Ondan başkasını istemiyorum. Gitme. Gitme, yalvarırım. Gitme. Tamam. Tamam Gülrü, tamam. Tamam, birazdan hastanedeyiz. Yetişeceğiz. Tamam. Gitmeyecek. Ben biliyorum, hiçbir yere gitmeyecek. Tamam, tamam. Hiçbir yere gitmeyecek. Bana güven. Lütfen derin nefes al. Gelin nefesim. Tamam. Yalvarırım, bu acıyı yaşatma bize. Ben yaşadım. Ne olur kardeşim yaşamasın Allah'ım. Lütfen Mesude, keser misin? Şunu araba kullanmaya çalışıyorum. O adam yaptı, sen mi yaptın? Ne? Ne yaptınız kardeşime de bu hale geldi? Ne yaptınız yine bu kıza? Ha, ben bunu ciddiye bile alamayacağım. Araba kullanıyorum dedim sana ya. Cihan'ı ara. Cihan'ı ara hemen. Hayır, hayır. Daha ne olduğunu bile bilmiyorsun. Mesude! Mesude, sakın arama Cihan'ı. Biraz masraf yapmak lazım tabii. Biraz mı? Bunlara bakım yapmak lazım. Yeni alet almak lazım. Ya o hallederiz. Sen önce bir ihtiyaç listesini çıkar. Ya siz hala ciddisiniz. Ciddiyiz. Ciddiyiz değil mi? Tuttuk oğlum, tuttuk. Biz işlemleri başlatalım Faysal Bey. Hey kardeşim benim be. Bugün ehliyeti aldı, üstüne iş kurdu. Kardeşim. Bir dur, bir dur. Dur, telefon, telefon. Alo. Mesut abla. Hemen geliyorum. Cihan nereye? Cihan. Ne oldu ya? Gitti. Faysal Bey. Hadi acele edin. Hadi.
Tamam, dur, 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 dur. Gel. Lütfen benimle kalsın bebeğim. Gitmesin lütfen benimle kalsın. Lütfen. Lütfen benimle kalsın. Hadi, hadi, hadi. Silelim biraz. Lütfen. Kanaması bir türlü durmadı. Artmadı da. Yani sancı birden girdi. Tamam, sakin ol. Tamam, ben de geliyorum. Yürürsük payı nerede? Kadın doğuma girdiler. Bebek iyi mi bebek? Daha yeni girdiler. Ben yanına gidiyorum. Ama sen de giremezsin. Ya nasıl giremem ya? Nasıl de giremezsin diyor. Nasıl giremem ya? Yeğenimi kardeşim o adama mı emanet edeceğim? Hem de senin hastanene. Babası! Mesude, sen beni böyle bağırttırıp hastanenin önüne gazetecilerin yığılmasından korkmuyorsan tamam devam et. Çünkü benim hiçbir korkum kalmadı kardeşin sayesinde. Allah'ım, Allah'ım ne olur bu acıyla sınama bizi Allah'ım ne olur. Ne olur. Sakin ol. Gelebilirsin Ömer. Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Evet, gayet iyi görünüyor. Bebekte bir sorun görünmüyor. Rahat nefes almaya devam edin. 17. haftamızdayız. 12 santim, 140 gram. Bu inanılmaz. Gerçekten inanılmaz bir şey. İyiyim abi. Yok bir şeydi be. Bir şeyiniz yok. Çık dışarı. Çık dışarı. Senin burada yerin yok. Çık dışarı. Bebeğimiz iyi. Ömer. Ne oldu? Neden bir şey söylemiyor ya? Bir şey mi oldu yeğenime? Ne oldu? Ömer. Şükür geldiniz. Gözümüz yolda kaldı. Ayol zor zapt ettim bunları vallahi. Çorba pişirdim. Abla iyisin değil mi? Bir şeyin yok. Ay Çiçek. 30 keredir konuştuk ya bunu. Ay bunaltma işte. Kızı gelir gelmez. Geçti geçti. İyi. İyi dinlenecekler daha iyi olacaklar inşallah. Ay 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 iyidir iyidir canım. Ay canavar gibidir teyzesinin sipahi oğulcu. Biraz hızlanabilir miyiz lütfen? Ya da önümüzden çekilirsiniz. Allah Allah. Biz de kaç saattir kardeşimizi bekliyoruz canım burada. Yonca. Bir gün daha bekleriz.
Ya ablam dinlensin biraz, yarın yine geliriz. Ha tabii, sen komşusun. Çat kapı gelirsin. Ben uzaklarda kaldım. Nasıl nevri dönüyor ama sarı çiyanın? Hele de oğlan olacak deyince. Yapma şöyle şeyler. Ortalık karışık zaten. Hekim oğlu mu, spy mi durumu yani? Tövbe de kız, konuşma öyle ulu orta. Allah Allah, gazetelere bile manşet olmuş. Ulu ortası mı kaldı artık bunun? Aa, kız Çiçek, bana bak. Ne oluyor düşman karargahında? Ne var ne yok? Ne diyorsun ya? Ben düşman karargahındaki ajan mıyım yani? Hadi kız, ayak yapma bana. Ne diyor Ömer Efendi? Böyle DNA rüzgarları, işte velayet savaşları falan filan var mı ufukta ha? Yuh be, babası kim olursa olsun. Diline doladığın çocuk bizim yeğenimiz Yonca, bunun farkında mısın? Ay aman, üf. Ya abla kardeş şurada laflayalım diye sordum canım. Ay hiç de umurum falan değil. Kocam sağ olsun, keyfim tıkırında benim. Yoksa peşine düşerdim ben. İki kurcalardım, kurcalardım. Babalık testine gerek kalmadan buluverirdim. Aham da babası bu derdim. Ay neyse, ben arabayı ters park ettim. Size iyi geceler. Lafa bak ya. Çıkarım olsa rahat durmam diyor. Kız, bu var ya bu. Bulup çıkarırdı vallahi. Hem de şıp diye bulurdu. Neyse, ben gidiyorum hadi. Ya, babanın kim olduğunu bulmak için de Yonca olmak lazımdı sanki. Daha iyisin. İyiyim, iyiyim. Gel. Pakize anne de çorba yapmış, sıcacık. Onu da getiririm, bir güzel içersin. Bir şeyin kalmaz inşallah. Sen buradasın değil mi? Aha. Ben birazdan geliyorum, tamam mı? Ben sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Ömer, beni arar mısın lütfen? Geç kaldın. Duydum seni. Ömer'e mesaj bırakıyordum. Gizli bir şey değildi ki. İşbirliği yapıyorsunuz değil mi? İşbirliğinden ne anladığına bağlı Cihan. Ama bence bu konuşmayı erteleyelim. Yeterince uzun bir gündü. Eğer bana bugün burada neler olduğunu anlatmazsan... Senin için uzun bir gece de olacak. Şükür. Vallahi adaklar adamıştım. Hemen yerine getirmem lazım. Ya şimdi doktor hiçbir şeyin yok dedi değil mi? Yani her şey normal. Ya sadece stresten uzak duracaksın. Böyle az yürüyüş yapacaksın. Bol bol dinleneceksin. Ha bir de haftada bir kontrole gideceğiz. Ablam. Benim bilmediğim bir şey yok değil mi? Ha? Ömer onu gördü. Öyle baktı kaldı ona. Gürü. Susturma susturma. Bırak konuşayım. Konuşayım da aksın gitsin içimdekiler. Çünkü dayanamayacağım. Bunları içimde saklayıp büyütmeye dayanamayacağım. Orada öylece durmuş bebeğimize bakıyordu. Çok tuhaf. Onca zaman sonra ilk kez yüzü tanıdık geldi bana. İlk kez. O bakış. Gözleri. Bebeğimize dalıp giden gözler bir zamanlar tanıdığım adamın gözleriydi. Ben de ona daldım.
bebeğimin, bebeğimizin babasına bakıp kaldım öyle. Orada öyle duruyordu. Birlikte bir resmin içinde gibiydik sanki. Heyecanla bebeklerini bekleyen sıradan çiftler gibi, sıradan anne baba adayları gibi. Herkes gibi. Değil. Değil işte. O adamın yaşattığı şeyler, herkesin yaşadığı şeyler değil. Küçücük. Küçücük bir an için o kadar gerçek, o kadar güzeldik ki. Çok utanıyorum kendimden. Utanıyorum ama ben o resmi gözlerime hapsetmek istedim. Bebeğime her baktığımda o resmi görmek istedim. En kötüsü de ne biliyor musun abla? Ömer'in gözündeki bakışı gördüm ben. O bakış biliyorum. Tanıyorum. Ömer pes etmeyecek. Bebeğini gördü. Kalp atışlarını duydu. Ömer teslim olmayacak. Savaşacak. Babalığı için savaşacak. Ben de teslim olmayacağım. O benden hayallerimi aldı, ben onun gerçeğini alacağım. Ömer bebeğine asla kavuşamayacak. O adam bebeğine asla kavuşamayacak. Bir tabak yapıp bahçeye mi götürsem acaba? Ya anneciğim hiç üstüne gitme istiyorsan ha. Ama ne yapayım oğlum, böyle içime sinmiyor. Bahçenin ortasında dikilmiş kara kara, kim bilir ne düşünüyor. Suçluk duygusu. Ya bak Çiçek, yine başlayacaksan ben bu sefer bahçeye çıkıyorum. Çık Taner. Çık, seni tutan mı var? Çiçek! Ne çiçek ne? Yalan mı? Ya suçluk duymuyor mu sence? Zaten duyması normal, duymaması değil. Ha çocuklar. Mesut ablamla defalarca aynısını yaşadık. Ya Gürü'ye bir şey olsaydı? Ya yeğenime bir şey olsaydı? Ya Çiçek, iyi güzel hoş konuşuyorsun da o atladığın böyle ufak bir detay yok mu sence? Ha? Mesela senin yeğeninin benim de yeğenim olması gibi. Ablam aksini söylemediği sürece benim yeğenimin babası Cihan. Ya bu söylediğine sen kendin bile inanmıyorsun. Aa çocuklar lütfen. Yemeyin birbirinizi artık ya, tamam. Ya anne bir şey söyleyeceksen o zaman gelinine söyleyeceksin. Gelmiş bana burada sabahtan beri çatmaya yer arıyor ya. İşte genetik mucize. Görüyorsun değil mi Mebrani oğlunu? Amcasına çekmiş. Kendi suçluk duygusunu saldırarak saklıyor. Ya Çiçek bak, ben sana o konuyla ilgili kaç defa... Yarın akşam buralara geliyorsun değil mi? Konuşacak çok şey var. Oğlum, biz senin arkasında. Ya yok anne, ben tanıyorum onu. Şimdi üstüne gidersem daha da tribe bağlar. Cihancığım, bu iş siz inat ettikçe büyüyecek. Bak ben yüksek sesle söylemekten bile yoruldum. Ha sizin de bunu açık açık söylemenize gerek yok ki. Gerçek en başından beri o kadar ortada ki. O adam benim karımın düşük yapmasına sebep oluyordu. Cihancığım, ben Görün'ün doktoruyla konuştum. Hamileliği de doğumu da çok zor olacak. Biz bunu biliyoruz değil mi? Ve bu tamamen genetik. Ablasının kaç tane düşük yaptığını sen bilmiyor musun? Hamile bir kadını köşeye sıkıştırıp üstüne oynuyorsunuz Gülfem. Bana o adamın avukatlığını yapma. Genetikle de üstünü kapamaya çalışma. Ah Cihancığım, karınla birlikte öyle şeyler yapıyorsunuz ki Ömer'in avukata bile ihtiyacı yok. İnan bana. Gürü'yle aralarında ne geçti bilmiyorum. Bu onların arasında bir mesele. Ama şu anki konumuz çocuk. Ve inan bana, bu da onların arasında bir mesele. Gülfem. Gülru benim karım. Ve benim karım anne olacak.
Siz isteseniz de istemeseniz de Ömer de baba olacak. İster biyolojik de, ister başka bir şey de. Ama o bebeğin babası Ömer ve babalık hakları var. Baba olma hakkının peşine düşmesi kadar doğal ve haklı ne olabilir Cihan? Vazgeçmeyecek. Vazgeçmeyecek. Siz ne kadar kaçarsanız kaçın, önünde sonunda, şimdi değilse o bebek doğduktan sonra sizin kaçacak yeriniz kalmayacak Cihan. Buradayım Cihan. Sakın terk etme beni. Sakın bırakma anneni, sakın. Sakın. Bu inanılmaz. Gerçekten inanılmaz bir şey. Nelere sebep olabileceğini gördün mü? Lütfen yapma. Lütfen bize bunları yaşatmaya devam etme. Durmam neyi değiştirecek Cihan? Gerçekleri değiştirebilecek mi? Sizin yaptığınız tek şey benim gerçeklere kavuşmamı ertelemek, hepsi bu. Gerçek? Gerçek? Sen gidip bir aynaya baksana. Bak bir aynaya. Sor kendine, sor Ömer, kendine sor. Ben gerçekleri hak ediyor muyum diye kendine sor. Sen benim bu karıma yaşattıklarından sonra o bebeğin sevgisini hak etmiyorsun. Sen o bebeğin babası olmayı hak etmiyorsun. Ben hak etmediğim çok şey yaşadım Cihan. Çok şey. Tıpkı senin gibi. Ama biraz düşün. Sence o doğacak bebek, ona sunulan bu sahte dünyayı mı yoksa gerçekleri mi hak ediyor? Biraz düşün. Kimse bebeğimi benden uzaklaştıramaz. Bak ne diyeceğim. Madem uçak yolculuğu yasak, gemiyle mi gitsek? Hem gemiyle gidilebilecek yerler de var. Cihan. Bak. Gülfem'i bırakmak istemediğini biliyorum. Ve tekrar söylüyorum, gelmek zorunda değilsin. Benim gitmeme, şu adamdan kurtulmama yardım et yeter. Lütfen pasaportumu ver bana. Ben senin bu yurt dışına kaçma muhabbetinden çok sıkıldım. Sıkıldın. Tabii. Ben tatil programı yapıyorum çünkü. Sakin olur musun? Karşındaki benim. Sen gibi konuşmuyorsun ama. Neden? Sana hayır dediğim için mi? Hayır Cihan'cığım. Bana hayır dediğin için değil. Neler olabileceğini bildiğin halde hala benim gitmemi engellemeye çalıştığın için. Lütfen ver pasaportumu, gideyim. Üstelik sana benimle gel bile demiyorum. Tek başına. Ya sen daha dün bebeğimizi düşürmekten korkmuyor muydun Gülru? Bugün kalkmışsın bana dünyanın bilmem neresine gitmekten bahsediyorsun. Sen tek başına da gitsen, benimle de gitsen, nereye kaçarsan kaç, bu adam senin peşini bırakmayacak. Yer değişince gerçekler değişmiyor. Bu adamdan kurtulamayacağız biz. Bunlar senin sözlerin değil Cihan. Evet, değil. Bunlar Ömer'in sözleri. Ben dün Ömer'le konuştum. Ne yaptın?
Güldür'ü bu işi başka türlü çözmek zorundayız. Ne diyorsun sen ya? Güldür'ü bu adam gerçekleri biliyor. Şu anda yasalardan dolayı eli kolu bağlı da olsa bebeğimiz doğduğu zaman yasaması dinlemeden her şeyi, bütün gerçekleri ortaya çıkarabilir. Sen de biliyorsun. Hay, ablamın Halide mevzusunu öğrenmesi için de bir saç teli yetmişti değil mi? İşte ben de tam olarak bu yüzden gitmek zorundayım diyorum sana. Bir tanem bak, sen sağlıklı düşünemiyorsun. Mantıklı düşünemiyorsun. Hassassın, korkuyorsun. Zaten senin durumunda birisi için bu çok normal. Ne yaptığını bilmiyorsun bir tanem. Ama ben biliyorum. Onu engellemenin başka bir yolu yok. Bu yüzden masaya oturmak zorundayız. Pazarlık yapacağız. Ona aşamayacağı sınırlar çizip sadece bizim izin verdiğimiz sürece babalık yapabileceğini anlatmalıyız Güldür'ü. Asla! Güldür'ü. Asla dedim Cihan, asla! Güldür'ü. Cihan, ben artık seni dinlemek istemiyorum çünkü gerçekten kalbini kırmak istemiyorum, gerçekten. Yürüyüşe gidiyorum ben. İyi, o zaman ben de geleceğim. Tek başıma! Tek başıma Cihan. Evet. Davanın reddedileceğini biliyorduk. Bizim için sürpriz olmadı. Bir şekilde halledeceğiz artık. Görüşürüz Aydın Bey. Güldür'ü, bu kadar hızlı yürümemen gerekiyor, biliyorsun değil mi? Gelme o zaman peşimden. Ama konuşmamız lazım. Dün gece Cihan'la yeterince konuşmuşsunuz. Güldür'ü bak, az önce avukatımla konuştum. Güldür'ü, avukatımla konuştum. Lütfen bak, bu meseleyi doğmamış bir çocuğu inciterek değil, kendi aramızda halledelim. Lütfen. Tamam. Tamam Cihan. Yok, buradayız daha. Tamam, görüşürüz. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Aşağıdaki köşe var ya, oraya biz şimdi yalandan bir tane cam mekan yapsak Pilates niyetine, olur mu? Dur bakalım, büyük patron geliyormuş. İnce işleri onunla konuşursunuz. Ya Çitlenbik, benim bir işim düştü sana ya. Çitlenbik? Yani böyle şirinsin ya o babda yani işte. Şimdi sende Duygu'nun numarası yoktur tabii. Kontrolün yok mu? Yok, alakası yok artık hattı da zaten şey. Sen bak, bir yese basıyorsun buradan, Duygu'yu arıyorsun, iş görüşmesine çağırıyorsun. Siz zaten iddiaya girmemiş miydiniz? Kazandın işte. Niye direkt kendini aramıyorsun? Kızım sen kadın milletini kendinden bilmiyor musun ya? Arayacağım, açmayacak, gel diyeceğim, gelmeyecek, trip atacak bir ton, git diyeceğim, gitmeyecek. Yani şimdi çağıracaksın, küt diye gelecek buraya. Ben zaten buradayım. Tam da biz daha önce tanıştık. Sesimi biliyor yani. Sen de şu çizgi film sesini kullanmazsın o zaman. Ne? Sesini kalınlaştırırsın yani. Senin kafan da güzel kafa gerçekten. Merhaba, Duygu Hanım'la mı görüşüyorum? Alo. Duygu Hanım, ben sizi bir iş görüşmesi için rahatsız etmiştim. İş mi? Nereden arıyorsunuz? Nereden arıyoruz? Çok güzel soru. İsimsizler. İsimsizler kulübüyüz biz. O ne lan? İsimsizler kulübü derken? Biz yeni açılan bir salonuz. Şu an tadilat aşamasındayız. O yüzden henüz bir ismimiz yok. Evet evet, spor salonu. Biz size eski çalıştığınız yerden ulaştık. Tamam, ben hemen adresi veriyorum. Senden istediğim tek şey malumun ilanı. Gerçeklerden kaçmayı bırak artık Güldür'ü, bırak. Bana babalık haklarımı ver, bu iş burada bitsin. Babalık hakları. Ağzından ne kadar kolay çıkıyor. Babalık hakları. İnsanın ağzını dolduruyor böyle söylerken, kocaman kocaman. Ama senin ağzına hiç yakışmıyor be Ömer. Senin bana babalıktan da haklarından da bahsetmen o kadar kolay değil. Kolay olanı sen seçtin, ben değil. Karşıma çıkıp karnında taşıdığın bebeğin benden olduğunu söylemek yerine gidip Cihan'ın beynini yıkamayı tercih ettin. Karşına çıkmak. Tabii, sen Amerika'dayken karşına çıkmak güzel. Ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun sen bence. Ama bence sen ne dediğini hiç bilmiyorsun. Dün gece Cihan hiç itiraz etmeden seni dinleyerek sence malum olanı ilan etmiş olabilir ama ben etmiyorum. Ben sana bebeğimin babası sensin demiyorum.
Bu şekilde öfkelenerek kendine de bebeğe de zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyorsun sen. Kendime de bebeğe de ne yaptığım seni hiç ilgilendirmez. Elimde olsa ne yaparım biliyor musun? O bebek doğduğu gün senin kucağından çekip alırım. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Tehdit ediyorsun. Beni bebeğimi almakla tehdit ediyorsun demek. Güzel. Güzel güzel, çok 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 güzel ama ben sana eski bir dost tavsiyesinde bulunayım. Bence sen git avukatını değiştir. Çünkü ben haklarımı çok iyi biliyorum. Sen benden bebeğimi alamazsın. Kimse alamaz. Kimsenin buna gücü yetmez. Böyle bir şansım olmadığını ben de gayet iyi biliyorum, merak etme. Olsa da yapmazdım zaten. Ama bana istediklerimi vermek durumundasın. Çünkü senin de bundan başka bir şansın yok. Hatırlıyor musun? Benim o sabah da başka bir şansım yoktu. Senin gidişini seyretmekten başka hiçbir şansım yoktu. O bebek senin için ne ifade ediyor Gülrüm, merak ediyorum. O sabahın bedelini bana ödetme şansın. Bebeğimin benim için ne ifade ettiğini sana anlatmak zorunda değilim. Sen bir tek şunu bil Ömer. O hiçbir zaman aşk değil intikam çocuğu olduğunu bilmeyecek. Ona bunu yaşatmayacağım çünkü o çok değerli. O bebeğin benim için de değerli olduğunu gayet iyi biliyorsun. Ve benim parçam olduğunu bildiğin gibi. Benim parçamı bana karşı bir silah olarak kullanmana asla izin vermem. O benim silahım değil canım. O bebek benim de canım. Benim de bebeğim Gülru. Benim bir parçam olan hiçbir şey senin değil. Sen bana o sabah bir ders verdiğini söylemiştin ya Ömer. Şimdi ders alma sırası sende. Ha bedel ödemek diyorsan. Ben sana yaptığım her şeyin bedelini tek bir gecede ödemişim zaten. Bedel ödeme sırası da sende. Sen öde. Bir ömür bedel öde Ömer. Sen seçimini yaptın. Er ya da geç bedel ödemek neymiş göreceksin. Geçen sene burayı duymuştum ama gelmeye fırsatım hiç olmamıştı. Sevdim. İyiymiş. Bana takıl. Relax ol Gülfem. Yalnız bak söyleyeyim, bizim piyasa kaynar burası. Birazdan da anlarlar ha. Ay yok, ben almayayım o zaman. Benim şomazım. Bak kim geldi, çomakları hazırla. Aa, kimleri görüyorum? Çao çao. Yalnız öpemeyeceğim. Pelte gibiyim. Yaşayacağız artık bu eksiklikle hale. Ne yapalım? Nerede yakışıklı, evde mi besliyorsun? Yakışıklı çekimden çekime koşturuyor. Size bir sır vereyim. Gerçi daha lanse edilmedi ama Vega 2016 kış sezonu baş mankeni oldu. Pardon, hapşurdum. Çok yaşa hayatım. Demek Aslan Kral prensini seçti. Büyük başarı, tebrik ediyorum ama bak o çocukta gelecek var hali. Elinden ben tuttum. Gelecek, gümbür gümbür gelecek. Ah nereden nereye Harleciğim? Gerçek bir başarı öyküsü. Prensinin yolu açık olsun. Gülfem, senin de yolun uzun. Aslan Kral prensini seçti. Bakalım bir kraliçe seçecek mi? Ben de sektörel olarak merakını paylaşıyorum. Yani sadece sektörel meraktan bahsediyoruz. Vallahi kulislerde şimdiden Vega ve sipahi işbirliği konuşuluyor. Kulis dedikoduları hiç ama hiç ilgimi çekmiyor. Cücü, geliyor musun? Yoksa relax saati dedikodu saati mi oldu? Tabii ki geliyorum Gülfem. Halicim, bir ara bir drink alalım. Yalnız yalnız gelme. Sıkıcı oluyorsun. Öpüyorum. Madem Aslan Kral ilgini çekmiyor, neden adamın takıldığı yerlerde geziniyorsun Gülfem? Bana her Aslan Kral dendiğinde bir gülme geliyor. öyle. Adam sayenizde gözümde şu sevimli sarı yeleli küçücük aslancağa dönüştü. Ay Gülfem, pes vallahi. Bu Aslan Kral dendiğinden beri günlerdir hatırlamaya çalıştığım bir şarkı var. Babam bana söylerdi. CE yaşlarındaydım. Acayip eğlendirirdi beni. Vallahi bak bir dakika dur hatırlayacağım. Dur bir dakika. Dur. Bir küçücük aslancık varmış. Böyle yapıyordu bak. Kırlarda koşar oynarmış.
Ay Gülfem. Ay çok fenasın Gülfem. Hayır, fena olan bir şey varsa o da o kral diye diye önüne dev aynası koyduğunuz özünde mini minnacık aslancık. Ah. Ha, zavallı adamı iyi bir satıcı diye, pazarlamadan anlıyor diye göklere çıkardınız. O da buna inandı. Ha, büyük bir PR başarısıyla da kendini bir şey sandı. Ay koskoca tipediyatçının satıcı diyor. Ay yarılacağım cart diyeceğim. Ya Cücücüm, ben adamı aşağılamıyorum. Kişisel olarak aşağılamıyorum ama girdiği havaları aşağılıyorum. Hayır, hayır efendim. Hatta üzülüyorum. Gerçekten bak. Ay bir de iyi niyetli. Yazık. Ha, kim bilir nasıl bir çocukluk geçirdi acaba? Size bir gün çocukluğumdan bahsetmeyi çok isterim Gülfem. Ah! Ah! Ay bana bir şeyler oluyor. Aa, ay. Ben iyi değilim. Ben. Vallahi oldu be. Mert, ne diyeceğim? Bu havuz meselesini temizletelim bir havuzu. Baktıralım yani. İnsanlar hastalansın istemeyiz değil mi? Doğru diyorsun Orti. Hijyen önemli. Orti? Lügat da mühim ama bak. Onu da öğreteceğim ben sana. Sen şey yapma ya. Ortak demek istiyor. Ben lügat öğrendim de artık. Nasıl yani? Sürpriz. Sanırım az önce bir iddia kazandım Duygu Hanım. Ne diyorsun Mert ya? Ben gidiyorum. Duygu Hanım. Hanım siz bir dakika, bir dur bir dakika. Bak ben de buradayım. Güzel güzel konuşacağız, anlaşacağız değil mi? Kumar borcu, namus borcu diye bir şey var biliyor musun sen? Sen ne çeşit bir şakasın Mert ya? Romantik bir şaka. Bak sırf seninle iddiaya girdi diye. İddia işin raconu tabii. Cihan'ın ağzından girdi, burnundan çıktı. Onu ortak olmaya ikna etti. Gece gündüz uyumadan biz sana bu teklif edeceğimiz güne hazırlanıyoruz. Birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Ama sana ihtiyacımız var. Bak ben spor olayını alıyorum. Cihan büyük sermayeyi kurdu. Mert hem adını kullanacak hem de her işe koşturuyor. Ama sensiz olmaz. Senin çevren olsun, PR bilgin olsun. Yok yok, eğer zaten Duygu olmazsa biz iflas ederiz. Yani kapıyı kapatalım gidelim daha iyi değil mi? Bak ben de ilk kez çalışacağım. Birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Hadi bize evet de. İddianız falan da umurumda değil. Bizim için, hepimiz için evet de. Tamam. Peki. Bir süre denelim. Beyefendiyle anlaşırsak ne âlâ? Yok anlaşamazsak ya da o sahibesi yüzünden... Duygu burası benim. Bizim yani. Bunu anlıyor musun sen? Beyefendi kendisi benimle çalışmazsa o zaman iddia tanımam. Arkadaşı da bir kenara atar çeker giderim. Ha bu arada maaş ve her konuda tek muhatabım sensin Can. Hay hay. Evet o zaman. Hadi başlayalım. Hayırlı olsun. Ay ateş bastı. Fenalık geldi. Ay savunadan çıktığımız için olmasın. Ay fiyaskolar kraliçesi konuştu. Ay Cücü tamam ya abartma. Tamam kabul ediyorum biraz tatsız bir tesadüf oldu. Ama sen de beni tutup da adamın iki günde bir geldiği ispahaya getirmemiş olsaydın bu tatsızlık yaşanmamış olacaktı. Bak onu da es geçiyorum. Ay Gülfem adama rezil olduk. Aslan krala rezil olduk. Adam bunu asla unutmayacak. Kat al. Ay hadi hadi hadi. Çok daha kötülerini söyledim yüzüne. Aa Tibet Bey, az önce olan şey çok güzel şey. Efendim Eda? Hemen geliyorum. Tibet Bey, şeyi söyle. Ay rüzgar gibi geçti.
Yürümek bize iyi geldi. Şimdi biraz inatçı teyzemizi taciz edelim bakalım. Bakalım ne yapmış? Ablacığım, ne yaptın? Geldin mi Tibet Bey'e? Bıraktın mı işi? Ya kızım sen inadına mı yapıyorsun ya ikide bir? Ya ben işi bırakmam diyorum sana. Anlatamıyor muyum? Bırakmam. Abla. Zaten haftada iki geliyorum şuraya. Yani ayrıca ben Tibet Bey'i bırakmak istemiyorum. Yani adamdan memnunum. Ayrıca Münevver Hanım var arada. Ayıp olur canım kadına. Benim de sana ihtiyacım var ama. Ya şimdi beni söyletme Allah aşkına Gürru. Ya sen daha dün demiyor muydun? Abla biz gideceğiz. Seni de bu köşke çağırdık ama diye. E şimdi gitmeyeceğiz. Sen benim 24 saat tepemde ol diyorsun ya. Ha senin ipinle kuyuya inilmez ki kızım. Hadi hadi oyalama beni. Hadi kapat. Ablacığım bak şimdi... Vay kardeşim benim be. Hayırlı olsun biraderim benim. E çıkıyorum çıkıyorum şimdi çıkıyorum. E yani biz de taşın altına koyacağız kanka elimizi yani. İnşallah bir faydamız olur yani. Eyvallah kardeşim görüşürüz. Vay vay. Sen neymişsin be adam? Aşkıyla tamam ben bir Mert'im... Yonca. Aa ne oluyor be? Adamın fotoğraflarına bakıyorsun Yonca. Ha şey için o şey ettim ben ya işte şey diyeyim dedim yani kimdir nedir diye ona. Ya sana ne elin adamından? Ya bir de gidiyorsun adamın fotoğraflarına bakıyorsun. Zaten o günden beri bir sayıklamadın kaldı adamı. Ya sen neyin peşindesin Yonca hayırdır ya? Ay kocacığım sen de yani. Yonca bak kendine gel. Harbi söylüyorum bozuşuruz. Harbi söylüyorum çok büyük sıkıntı yaratırım. Ay. Aman. Göz banyosu da mı yasak canım? Hemen bütün randevularımı iptal et. Akşamki organizasyon dahil. Ama Tibet Bey. İptal et diyorum sana. İptal et. Allah'ım lütfen. Lütfen, lütfen, lütfen. Yani şimdi trip attı desem yok adam beni görmedi bile. Telefonla konuştu sonra Aslan Kral vın gitti. Eli ayağı titriyordu adamı. Ay çocuğu bu adam sen de obsesyon boyutunda. Aa bana birini hatırlatıyorsun. Tüylerim ürperiyor. Ay bugün söylediklerinden sonra umarım Aslan Kral da sen de obsesyon yaratmazsın fiyaskolar kraliçe. Ay akşamki daveti unutma bak. Herkes orada olacak gelmek zorundasın. Ay çocuğu trajedi yaratma. Akşama görüşürüz. Ay havan batsın. İyi mi? Ah benim Münevver annem ne oldu sana? Ah koşturdular mı seni de buralara oğlum? Canım sen bırak şimdi beni sana ne oldu anlat. Yaşlılık işte oğlum mutfakta eğiliverdim başım döndü. Büyütecek bir şey yok boşuna telaşlandırmışlar seni. Olur mu canım öyle şey? İnanın tamamen tesadüf Tibet Bey. Yün çilesi sarmaya geldim kapıyı çaldım açılmadı. Bak bana kaş göz ediyor. Nebahat Hanım yani. Münevver Hanımcığım hiç kusura bakma. Seni yerde bulduğumda neler çektim Allah biliyor. Ya yedek anahtarım olmasaydı ne olacaktı? Allah korusun dağlara taşlara. Allah korusun. Hadi bakalım kalk doktora gidiyoruz biz. Yavrum Nebahat Hanım'ın torunu baktı bana. Baktı baktı sağ olsun tansiyonu yükselmiş. Nebahat Hanım siz şimdi gidiyorsunuz bize küçük bir çanta yapıyorsunuz. Bütün ilaçlarını içine koyuyorsunuz eşyalarını koyuyorsunuz. Hadi bakalım lütfen. Ne çantası yavrum? Ah yoksa hastaneye mi yatıracaksın beni? Bana geliyorsun. Olur mu öyle şey oğlum? Oldu bile. Ah yok artık Gürru. Sen kendin söyledin. Aslan Kral Beyler evde yoklarmış. Ha canım sana fark eder mi? Sen nasıl olsa adamın koltuğunda bile uyuyakalıyorsun. Abla. Bak Cihan yok. Sen yoksun. Ben tek başıma duramıyorum bile o evde. Duvarlar üstüme geliyor. Halide'nin gözü sürekli üstümde. Her an başıma kötü bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum. Ay ben bir de yani bu aralar biraz paranoyaklaştım galiba. Ya Gürrüm
Gel dedim, pılımızı pırtımızı topladık geldik. Ama ben buraya zaten haftada iki gün geliyorum. Ya birkaç saat. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar. Gürru. Ablacığım ya, anla halimi ne olur. Ama sen de benim halimi anlamıyorsun. Ben şimdi damat dediğim Cihan'ın evinde temizlikçilik mi yapayım yani? Ha? Sizden para da isteyemem. E ne yapacağım yani? Evime 3-5 kuruş para götürmem lazım canım geçinmek için. Vallahi kendini düşünüyorsun sadece. Bak bak, çok bencillik yapıyorsun. Ömer beni tehdit ediyor. Sen onunla mı konuştun yine? Vazgeçmeyecek abla. Yakınlardaydım. Asistanın da müsait olduğunu söyledi. Otursana. Demek Onur burayı tamamen sana devretti. Yani ceketini alıp çekip gitti desek daha doğru olur. Böyle olsun istemezdim. Burayı öyle Onur'la özdeşleştirmişim ki her an kapıdan gelecekmiş gibi hissediyorum. Sen ondan hiç... Haber almadım. Haber almadım ama umarım alırım. Umarım iyidir. Yani iyi değilse bile iyi olmak için gittiğinden eminim. Ya da gittiği yerde iyi olmaya çalışıyordur. Kolay değil. Üzerinden Gülfem sipahi rüzgarı geçti. Hastaneden biri benle hiç konuşmadın. Öyle bir çıktın ki oradan bebeğin düştüğünü sandım. Ne oldu sana? Onu gördüm Gülfem. Onu gördüm. Kalbinin sesini duydum. Büyülendim. Onu gördüğüm ilk andan beri başka hiçbir şey hayal etmiyorum. Bana öyle bir şey oldu ki. Onu gördüğümden beri annesine olan öfkem bile azaldı. Bebeğimin soyadının Hekimoğlu olmasını istemiyorum. İntikam çocuğu olduğunu bilmemeli o. Ona baba demesini istemiyorum. Onu sevmesini bile istemiyorum. Çok mu bencil düşünüyorum ya? Kötü bir insan mıyım ben? Yani hiç çocuğumu düşünmeden mi konuşuyorum şu an? Ya ablam, canını yakan adam utansın. Ne yapalım? Ne desek ne yapsak da o canavar bebeğinin babası. Ya benim çocuğum o adama nasıl baba diyebilir ya? Ben dayanamam buna. Ay geldi gel adam. Gel bakalım. Gel canım. Tibet Bey. Merhaba. Aa Münevver Hanım. Ah Gülüm. Sen de mi buradasın? Münevver anneciğim dur şimdi. Gel şöyle oturtalım seni rahatça önce. Hasta mısınız siz? Bakmayın siz Tibet'e canım. Ev hamle işte. Mesudeciğim lütfen misafir odasını hazırlar mısın hemen? Tabii tabii, ben hemen hazırlayayım. Gel, otur. Şöyle yaz. Rahat mısın? Gel. Gel bakayım sana. Gel bakayım sana. Burada mı o küçük? Sürpriz. Yani kız mı erkek mi bilmek istemedim ben. Kız olsun erkek olsun. Bahtı hepimizden güzel olsun. Neler oluyor bakalım sipahi köşkünde. Her şey yolunda mı? Evet evet efendim. Aynen öyle, birkaç güne kadar açmış oluruz. Kim lan o Tibet Yalçın? Kim oğlum o? Karım açmış onun fotoğraflarını. Ya başlatacaksın şimdi Tibet'inden pipetinden ha. Anasını satayım, geldiğinden beri Tibet aşağı pipet yukarı kardeşim. Sen nereye geldin ya? Burası ne? Kimin burası? Ya harbiden haklısın yani birader.
Şimdi burası harbiden... Ha. Vay be kardeşim ya. Be. Vay be. Kardeşimin mekanına bak be. Lan var ya harbiden helal olsun sana ha. Yani manken oldum derken oyunculuğa bağladın. Oyuncu oldum derken lap iş adamlığını atladın. Sevdiğin yanında. Oh, pırıl. Yakışır kardeşime yani. Kardeşim yok yavaş geldi daha yani. Bizim iş adamı falan olduğumuz yok. Hala büyük sermaye der. Sipahilerin Cihan yani anladın mı? Ulan kim derdi lan senin o tırlakla beraber? Şşş kardeşim yalnız artık tırlak demiyoruz ha. Hani mekan yani anladın mı? Siz baya baya ortak oldunuz kanka ha. Ha. Vay be. Yani çocukken hani öyle mahallede koştururken ne hayaller kurardık be. Hani futbol takımı falan kuracaktık. Sen başkan olacaktın, ben antrenör falan. Ortak olacaktık. Futbol takımını kuramadın ama bak sen spor salonunu açtın. Yani tabii ortağında biz değiliz yani. Gel lan buraya Hırbo. Burası bir aile müessesesi kardeşim. Sen de benim kardeşimsin, bizimlesin. Sen bana iş bir şey ediyorsun. Ha, ben sana iş şey ediyorum. Yanında çalışacaksın lan. Yanında çalışacağım. Ha. Eyvallah kardeşim. Sigortalı. Çalışırız. Hayırlı olsun kardeşim. Ya bak kardeşim. Benim bugün konuştuğum 15. avukatsın tamam mı? Ben bütün bunları biliyorum tamam mı? Ezberledim. Ben sana şunu soruyorum. Yani bu miras işinde bir açık gedik bir şey yok mu ya? Benim elim kolum bağlı karımdan para mı alacağım ben ya? Nasıl? Ha. Şimdi tabii Allah korusun. Allah gecinden versin ama eşim vefat ederse her şey değişebilir. Öyle mi? Hani yok anladım anladım. Ben sizi tamam çok iyi anladım yani yapacak bir şey yok. Durumu tabii böyle kabul etmek lazım. Tamam ben teşekkür ederim size. Teşekkürler iyi günler. Durumu böyle kabul etmek lazım. Sevgili karım, Hakk'ın rahmetine kavuşmazsa. Ya ben sana hak veriyorum kızım, yerden göğe kadar haklısın. Ya tabii ki seven insan kıskanır, kıskanacaksın sen de. Sen beni anlamıyorsun Mebrur anne. Ya benimki sıradan bir kıskançlık değil. Ya benim takıldığım nokta Taner'in bana anlatmaması. Ya biz daha evlenmeden önce eski sevgili meselelerini konuşmuştuk. Taner biraz tabii şeydi yani. Çapkındı. Benden sakladığı bir şey yok sanıyorken pat diye piyango gibi Selin çıktı. Hem öyle bir iki aylık kız da değil, tam 8 sene. Resmen birlikte büyümüşler. Sen bile tanıyorsun Mevrur anne, pes yani. Ay yok öyle tanıyorum dediysen buraya gelip giderken işte öyle ciddi bir şey değil ya. Ya zaten hem ikisi de çocuktu. Ne ciddi olacak ki kızım ya? Sen beni anlamıyorsun Mevrur anne. Vallahi anlamıyorum doğrusu, anlamıyorum. Yani siz böyle her şeyi konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz birbirinize. Bir başka türlüsünüz yani. Benim tek derdim Taner benden neden sakladı onu öğrenmek. Bak madem siz her şeyi böyle konuşa konuşa hallediyorsunuz, bunu da halledeceksiniz. Ya kızım yeter ki küslük yapıp birbirinize susup kalmayın. Tamam ben bir Taner'i arayayım. Bugün belki dışarıda yemek yeriz, konuşuruz. Hı? Ara, ara hadi. Taner. Efendim aşkım. Neredesin? Şimdi okula girdim. Derse gireceğim. Sonra konuşalım mı? Tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Selam. Öyle kuru kuru selamlaşmaları sevmediğimi unutmuşsun. Gayet hatırlıyorum da. Neyse. Nasılsın? Özledin mi Bastın'ı? Komik bir şey mi söyledim? Yok yok söylemedin de şu haline gülüyorum. Baksana neredeyse masanın altına gireceksin. Ne bu tedirginlik Taner? Neden bu kadar gerginsin?
haklısın, tedirginim. Ve seninle bu yüzden açık konuşacağım Selin. Bak ben Çiçek'le senin yüzünden aramızda bir sorun çıksın istemiyorum. Çiçek? Ha, eşin. Kusura bakma, eşin demek bile garip geliyor. Daha kaç yaşındayız Taner? Koştur koştur evlenmek de ne? Ya Selin, aşık oldum evlendim. Konumuz bu değil. Bak beni yanlış anlama ama seninle şu an arkadaşlığımız benim için sorun çıkaracak. Ha, benimle görüşmen yasak. Yasak falan yok Selin. E bizim bütün arkadaş grubumuz ortak. Ne yani, arkadaşlarımızla görüşmen de mi yasaklandı? Selin, bak yasak falan yok dedim sana. Kimse bana yasak koymaz, koyamaz da zaten. Bu konuda bir anlaşalım. Ben sadece Çiçek'e senden pek bahsetmemiştim. Şimdi sen de karşımıza bir anda çıkınca pek de iyi olmadı açıkçası. Bak ben sadece bir sorun çıksın istemiyorum. Bana mesaj falan atarken bu konuşmayı düşünürsen iyi edersin. Ben derse gidiyorum. Görüşürüz. Taner'cikle muhabbetimiz kısa sürdü. Karısı arıza yapmış belli ki. Yazık. Daha arızalar yeni başlıyor. Haberi yok Taner'in. Abla, yardım edeyim mi? Yok canım, yok. Bir yastıklar kaldı zaten. Ya nasıl Münevver Hanım? Ben rengini pek beğenmedim ama. Vallahi ben o kadar şaşırdım ki rengine falan bakamadım. Biraz fazla yakınlar sanki. Anaoğul gibi değil mi? Yani. O adamın Münevver Hanım'ın üstüne bu kadar düşmesi. Ama gerçi ne bileyim, adamı da tam tanımıyoruz. Yani helal olsun adama ama. Ya kimsesiz kadıncağıza sahip çıkıyor işte. Vallahi bravo. Hazır. Evlat, niye inat ediyorsun? Ben sana Türk gibiyim diyorum. Sen neden işinden geri kalacaksın? Münevver anneciğim, benim işimden geri kaldığım falan yok. Lütfen. Benim tepemin tasını attırma oğlum. Vallahi yatırırım şimdi seni. Tamam, kapattık konuyu. Hiç bile kapatmadık efendim. Daha da fazla ısrar edersen ben giderim evime, sen de davetine gidersin. Konuyu da böylece kapatırız. Ya Münevver anneciğim, ben seni bu haline yalnız bırakıp nasıl giderim bir yere? Tibet Bey, ben kalırım, siz hiç merak etmeyin. Siz gidin işinize gücünüze. Münevver Hanım'la ben kalırım seve seve. Ya ne oluyorsunuz canım, çocuk muyum ben? Hadi bakalım, herkes evine, işine, gücüne. Tamam tamam, konu kapandı şimdi. Mesude burada seninle kalır, ben de davete giderim. Ama oğlum, bu kızcağız ne olacak? Eve yalnız mı gidecek gebe haliyle? Ya giderim ben, ne olacak? Yok yok, hiçbir şey bulamadı, seni bahane ediyor şimdi. Üzgünüm anacığım ama bu numarayı yutmadım. Gürrü'yü eve ben bırakırım. Yok, ben gerçekten tek başıma gidebilirim. Sana emanet. Tamam. Hoşça kalın Münevver Hanım. Bir şeye ihtiyacınız var mı Münevver Hanım? Sağ ol. Zahmet oldu size de. Önemli değil, yolumun üstü. Ablanın size Münevver Hanım'ın tavsiye ettiğini biliyordum ama biz bu kadar yakın olduğumuzu bilmiyorduk. Öğrenmiş oldunuz. Çok tatlıdır Münevver Hanım. Yani biz çok yeni tanıdık sayılır ama çok şefkatli biri. En zor zamanlarımızda aileden biri gibi destek oldu bize. Sizinle gerçekten ilgileniyor. Özellikle de seninle. Siz bayağı, yani anne diyecek kadar eskiden tanışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Konuşmayı kısa kestiğine göre söylediklerimden hoşlanmadın herhalde. Evet, üzgünüm ama artık seninle aynı yerden bakmıyoruz Gülfem. Ama aynı şeyi istiyoruz Ömer. Sen tansiyonu yükseltiyorsun. Biz böyle bir yere varamayız ki. En azından Cihan düne göre daha iyi bir kıvamda. Lütfen Gürrü'yü rahat bırak. Ben Cihan'ı etkilemeye devam edeyim. Risk alamayız.
5 aydan az bir zamanımız kaldı Ömer. O bebek sipahi soyadıyla doğarsa benim için film biter. Sen soyadının peşindesin Gülfem. Ben çocuğumun. Ona karşı artık bunları hissediyorken duramam. Yani ben öyle konuşulduğu gibi Cihan'la evlendikten sonra moda sektörüne girmedim. Eğitimliyim ben. Okulunu okudum bu işin. Sonra... Yani olaylar olaylar. Devam edemedim. Ama eninde sonunda bildiğim işi yapacağım tabii. İkinci sipahi rüzgarı kaldığı yerden esmeye devam edecek diyorsun ha? Bu söylediğiniz sadece bir magazin manşetiydi. Ben bu işe ikinci olmak için girmedim. Benim kendime güvenim tam. Eğer hayat başka türlü aksaydı... Ben biliyorum. Yani benim tasarımlarım Gülfem Sipahi'nin önüne geçecekti. Beni onunla değil, onu benimle anacaklardı. Bir daha sahibi olmak güzel bir şey tabii. Bir gün Tibet Bey. Ne zaman bilmiyorum ama bir gün bunun boş bir iddia olmadığını göreceksiniz. Yürü bak ne diyeceğim. Bir ara bana birkaç çizimini göstersene. Şimdilerde hayatımdaki tek heyecan bebeğim. Ama yeniden kalemi elime alır almaz size ne demek istediğimi göstereceğim. Hadi bakalım. Gerçekten kapıya kadar bırakmanıza hiç gerek yoktu. Önemli değil. Çok teşekkür ederim tekrar. Akşam için de iyi eğlenceler. Münevver Hanım'la ilgili de endişelenmeyin. Ablam ona çok iyi bakar. Hoşçakalın. Kim bu adam? Vega kiminle çalışacak acaba? Çok büyük bir lansman yapacakmış. Tamam. Şimdi şu spor salonu sürprizini kapatıyoruz. Gülümse. Hala ben bu spor salonu işinde ciddiyim baya. Senin için önemli tek şey kariyerin Mert. Kariyerin için önemli olan her şey şu an burada. Şimdi cool ol ve beni takip et. Bence siz de yeni bir isimle çalışmalısınız. Herkes Vega'nın kiminle çalışacağını merak ediyor Tibet Bey. Bize küçük bir ipucu verir misiniz? Henüz ben de bilmiyorum. Gülfem Sipahi ile çalışacağınız Asparagas o zaman. Hem de Asparagas'ın dik alası. Biz kralın yanına kraliçe yakışır diye duymuştuk ama. Yanlış duymuşsunuz. Vega kraliçesiz bir krallıktır ve öyle kalacak. Gülfem hangi cehennem? Ben bu işe ikinci olmak için girmedim. Benim kendime güvenim tam. Eğer hayat başka türlü aksaydı... Ben biliyorum. Yani benim tasarımlarım Gülfem Sipahi'nin önüne geçecekti. Beni onunla değil, onu benimle anacaklardı. Çizimler.
kendini gösterecekmiş. Aylardır, aylardır çöp adam bile çizebiliyor musun acaba Gülcü sen? Ha? Çöp adam bile çizebiliyor musun acaba? Yani iddia middia. Sonuç olarak sen bizim reklam işlerimizle ilgileniyorsun Duygu. Kararı tabii ki de sen vereceksin. İstersen starımızı kullanabilirsin. Ay star da görmesek. Sen o küçük ortağının bana star havası atmasını engelle, gerisine karışma. Reklam benim işim zaten. Ay, olacak bu iş. Hissediyorum ya, enerjiyi hissediyorum. Bence var ya, mükemmel dörtlü olduk biz. Beşli olacağız. Biz beşli olacağız. Beşli? Ah. Çok pardon, ben heyecandan aptallaştım bir an. Yok canım, aptallaşmadın. Cihan kibarlık olsun diye beni de sizden sayıyor. Yok hayatım. Ben gerçekten içimden geldiği için öyle söyledim. Hadi canım, çok dinledin, az konuştun. Sen de söyle, ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Ne düşünüyorum? Çok susadım ben. Su içmeye inmiştim zaten aşağı. Şimdi mutfağa gidip bir bardak su içmeyi düşünüyorum. Siz devam edin, ben yetişirim size. Ben de bir gidip bakayım. Ya bence şimdi gitme. Yani daha kötü olacak. Ne yapsan alınmasın diye kibarlıktan yaptın sanacak. Ne işe yararsın sen Gülruh? Ne işe yararsın? Bak herkes Vega'ya Gülfen Spike kapar diyordu ama kimse yanına bile yaklaşmıyor. Belki de taktik yapıyorlar. Ben Vega'da başka birini düşünemiyorum. Kraliçe kralını başkasına kaptırmaz. Duyuyor musun elmalı tartın? Fısıltılar kralın yanına kraliçeyi yakıştırıyorlardı. Desene Sweater'ların çenesini yine Gülfem sipahi yoruyor. Bak şekerim. Kral bahane. Bu kadınlar her zaman ve her koşulda Gülfem sipahiyi konuşurlar. Vega öncesi ya da sonra. Ay Gülfem, keşke Vestiyeri Etolün'le beraber Egon'u da bıraksaydın. Spa felaketinden sonra adamın yanına gidemedim. Biz uzaktayız, yamyamlar yanı başında adamın. Mert'in Vega'ya katacaklarını hayal etmek bile beni şimdiden heyecanlandırıyor. İnan bana, deneme çekimlerinde gördüğün hiçbir şeydi. Mert Vega'nın eti kemiği olacak. Haricim, ben modellerimize senin yüklediğin derin anlamları yüklemiyorum. Model ürünü tanıtır, Vega'yı değil. Vega'yı ben tanıtırım. Ama Mert, senden beklentim yüksek. Eyvallah. Ah, teşekkür ederim Aslan Bey. Tibet Bey, ya bir, ben karıştırdım, kusura bakmayın ya. İnşallah yüzünüzü kara çıkarmayız. Teşekkür ederim. İyisin. İyisin ve gerçeksin. Bunu asla kaybetme. Ben bu herifi sevmeye başladım ha. Jargonunu düzeltene kadar rica ederim, uzaktan sev. Bir kez, tek bir kez beni şaşırtsan Gülfem, şu inadını kırıp gidip şu adama selam versen ne olur? Ay olur mu şekerim? Onun bana selam vermesi gerekir. Adab-ı muaşeret. Adab-ı muaşeret. tabii senin yüksek spa performansını da İsviçre'de Leyde Okulu'nda ders olarak okutmalılar. Ağlama Cucu, ağlama. Tamam. Madem şaşırmak istiyorsun. Gülfem. Tamam. Mesut'a çok teşekkür ederim. Ben de yarım saate kadar oradayım. Daha selamlaşmaya fırsat bile bulamamıştık. Göz kamaştırıcı antrenizle herkesi toptan selamladığınızı düşünmüştüm.
iltifat konusunda kampanyanızdan daha hızlısınız. Belki de iyi bir pazarlamacı olduğundandır ha? Evet, sanırım bu dokundurmayı hak ettim. Spa keyfinizi istemeden de olsa kaçırdığım için üzgünüm. Gerçekten. Mahva, bu içten üzüntünüzü teselli etmek için ne yapabilirim Gülfem? Mesela hakkımdaki son derece ilginç ve bir o kadar da cüretkar yargılarınızın zerre kadar umurumda olmadığını söylesem, içiniz biraz olsun rahatlar mıydı? Pek tabii. Bana çocukluğunuzu anlattığınızda bu sorunu çözebiliriz. İşte içim o zaman rahatlar. Ben de bu insanlar nereye bakıyor diyorum. Meğer kral ve kraliçe buraya. Ah, ne kaba bir adam. Bana iyi eğlenceler bile dilemedi. Gülfem, adama yine ne yaptın? Adama ne yaptın Gülfem? Hadi o zaman. Büyük güne geri saymaya başlıyoruz arkadaşlar. Son 7. Şaka maka bir hafta sonra. Hayatımız değişecek. Hadi. Nene, o ne? Hadi takım Roho. Aşkım gelsene. Ben takımdan değilim ki. Hadi Gürü, uğurumuz ol. İyi misin? İyiyim. Ne bileyim. Durgundun. Böyle bütün gece hiçbir şey konuşmadın. Bilmem. Yani söyleyecek bir şeyim yoktu. Siz hiç konuşuyordunuz. Ben çok taşınızdayım. Yani bir şey söylemiş olmak için de bir şey söylemek istemedim. Ya benim hatam, özür diliyorum. İşmiş derken bir fazla kaptırdım kendimi. Hayır canım, olur mu öyle şey? Tabii ki kaptıracaksın. İlk işin bu senin. İlk büyük heyecanın. Ben de heyecanlanıyorum dinlerken. Sadece... Ne bileyim yani... Benim söyleyecek bir şeyim yok. Yani... İçimde büyüyen bebeğimden başka uğraştığım hiçbir şey yok benim. Sıkılıyorsun. Yok canım. Bu adrenalin dolu hayatımda sıkılacak zamanım mı var? Ciddiyim ben. Benim hep bir hedefim vardı Cihan. Hayallerim, ideallerim, kalemler, çizimler, markam. Biliyorum. Şimdi içimde bir hayat büyüyor. Ve... aklım, kalbim hep onunla dolu. Ama ben kendimi neden bomboş hissediyorum? Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum. Ömer'in bir sonraki hamlesini düşünüp ne yapacağım diye kendimi yemekten başka yaptığım hiçbir şey yok. Neden çizmiyorsun? Neden çizmiyorum? Evet, neden çizmiyorsun?
Bazen uyku tutmuyor. Bu sefer olacak. Bu sefer bir şeyler çıkacak diye alıyorum kalemi elime. Sonuç bu. Bir torba dolusu çöp. Bir şey oldu bana. Bir şey oldu hayal gücüme, yeteneğime, elime, kalemime falan bir şey oldu. Canım, Gülru. Bak bu böyle birkaç haftadır falan olan bir şey değil, aylardır. Çizemiyorum. Sanki biri elimi tutuyor. Sanki böyle zihnimde bir çukur açıldı. Bütün hayal gücüm, bütün yeteneğim oradan aktı gitti. Bomboşum. Gülru, kafan dolu, çok sorun var. Yani bu yüzden tıkanmış olman çok normal. Hadi bak gel sen de bize spor salonuna. Gel sana orada bir iş bulalım. Hem sana da iyi gelir. Bana iyi gelecek olan şey senin yardımınla kendime suni bir iş icat etmek değil. Ben bu değilim. Biliyorum çöktüm. Ama şimdi senin elini tutarsam bu sadece beni daha derine çekecek. Kendi kendime ayağa kalkmam lazım benim. Ayaklarının üstünde durmam lazım. Senin ayaklarının üstüne basmadan bir şekilde kendi ayaklarının üstünde kalkmam lazım, ayağa kalkmam lazım. Geçecek. Ne olduysa geçecek. İnan ve hayal et. İnan kendine. Yeniden inan. Yeniden inan. Demek Vega'nın vücudu karşımızda duruyor. Müthiş. Vega'nın boyu, posu tam bir Greek kraker. Sakin ol. Değişik bir enteresan konuşuyor. Ah, işte bu tebessüm. Grokurumen yüzüne ayrı bir hava katıyor. Seni ballı lokma tatlısı seni. Lokma ne lan? Tatlı şu korkutmaya başladı. Yalnız o lügata bir dikkat etsek diyorum. Hani ben değil yani. He. Lokma falan olmuyor yani. Tamam sert çocuk. Kompliman yapıyorum, panik yok. Evet, sanırım siz eğlenmeye devam edeceksiniz. Ama benim için yeterli oldu. Geldim, gördüm, gidiyorum. Ciao. Görüşürüz Gülfem. Dedikoduculara mı oynuyoruz? Anlayamadım. Buradan birlikte çıktığımızı sanacaklar. Magazin korkusunu Aslan Kran lakaplı bir adama hiç yakıştıramadım doğrusu. Siz kadınlar, iş kadını bile olsanız, Gülfem sipahi bile olsanız, magazini sadece özel hayattan ibaret sanıyorsunuz değil mi? Ama ben kendim için değil, Vega için endişeleniyorum. Adımın senin gibi çekici bir kadınla anılması beni hiç rahatsız etmez. Ama adımın Gülfem Sipahi ile anılması Vega için pek şık olmaz. Ne oldu? Asansörde kaldık. Ay yok. Ay yok. Açın şu kapıyı! Açın! Gülfem. Gülfem. Ha duymuyor musunuz ya? Gülfem, imdat zili var burada. Ha kimse duymuyor mu? Niye hiç kimse duymuyor? Duymuyor musunuz? Gülfem, yoksa senin klostrofobin mi var? Hava yok. Hava yok, burada hava yok. Sakin ol. Sadece asansörde kaldık Gülfem. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Panik atak geçiriyorsun. Panik atak geçiriyorsun. Kese kağıdın var mı? Ha, fermuarım aç. Panik atağın varsa kese kağıdın yanında taşıman lazım. Fermuarım aç. Fermuarım? Fermuarım aç. Ölüyorum. Fermuarım aç.
Ölüyorum. Sakin ol. Sadece panik atak geçiriyorsun. Çok şükür. Ay çok şükür. Fermuarımı kapa. Fermuarımı. Fermuarımı. Kral ve kraliçeden asansör kaçamağı. Ünlü modacı Gülfem Sipahi, moda dünyasında aslan kral olarak tanınan dev tekstil kralı Tibet Yalçın'la asansör kaçamağında yakalandı. Akıllara durgunluk veren kaçamak cemiyetin seçkin bir davetinde kare kare belgelendi. Ha sadece son bir yılda değil, 20 yıllık ya. 20 yıllık kariyerim boyunca hakkımda çıkan en adi, en utanmaz, en küçültücü haber bu. Ama hayatım reklamın iyisi kötü. Reklamın iyisi kötüsü olmaz demeye kalkma sakın bana. Yani tamam ben de daha sade, daha zarif kareler beklerdim. Ama sonuçta benim işim zarardan fayda çıkarmak değil mi Gülfem? O yüzden sen sakinleş, derin bir nefes al. Ve bu haberin PR değerini lütfen bana bırak. Ne diyorsun sen be? Ne PR değeri? PR değeri umurumda bile değil. Bu sakil haber benim değerimi düşürüyor. Beni bir kadın olarak yerin dibine sokuyor. Gülfem Sipahi kim ya? Gülfem Sipahi kim? Gülfem'i eziyor bu haber. Gülfem kim be? Gülfem kim ayol? Gülfem kimin umurunda? Bizim konumuz Gülfem Sipahi. Rica ediyorum. Ve bu her ne kadar Gülfem Sipahi'ye zarar veriyor gibi görünse de bu en az o kadar da fayda sağlayabilir. Tabii sen bu konuda benim kafamı çalıştırmama izin verirsen. Bana bak! Eğer o kafanı kırmamı istemiyorsan derhal avukatımı ara. Ve tekzip için kollarını sıva. Özellikle şu sözlerimi kelimesi kelimesine yazmanı istiyorum. Reklama ihtiyacı olan ben değilim. Gülfem Sipahi ile adımın alınması... Mektup mu yazıyorsun? Ah be yavrum, bak ne yaptın? Oldu mu şimdi? Ben bir şey yapmadım ki, sen yaptın Münevver anne. İyi ama sen panik ettirdin beni. Niye panik oldun? Panik mi dedim, ben ne dediğimi de bilmiyorum. Acele ettirdin diyecektim. Dur, öyle koyma zarfa, mürekkep döküldü. Yenisini yaz. Yok yok, azıcık bir şey. Peki, ver bana, ben atarım sonra. Yok yok, ben kendim atarım. Bana bak. Sen bana gizem falan mı yapıyorsun yoksa? Mektup arkadaşın mı var? Hadi bakalım eğlen benimle. Zaten sitemliyim sana. Vallahi alırım o gazeteyi, vururum kafana kafana. Heh tamam. Gülfem Sipahi zılgıtını da yedik. Sana demesi kolay. Ya o hanımefendi ne olacak? Onuru iki paralık oldu. Yazıktır, günahtır. Ya hanımefendinin uzun zamandır reklama ihtiyacı vardı. İstediğini aldı Münevver Hanım. Tibet Yalçın. Duymamış olayım. Ne münasebetsiz bir ima bu böyle. Ya tamam Münevver Hanım, kızma. Ya sen onu bırak da ne olur burada birkaç gün daha kalsan benim içim rahat etmeyecek. Ah evladım, kaç kere söyledim. İnsan yaşlanınca evini arıyor. Sen de haklısın. Ama bak yarın yanına yatılı birini gönderiyorum. Asistanım bugün ayarlıyor. Ne gerek vardı anlamadım. Ama madem için öyle rahat edecek. Şaka gibi ya. Sabah sabah günümü neşelendirdi. Ay bırak Allah aşkına Gür şu gazeteyi ya. Sabah sabah. Tövbe tövbe, hiç utanma yok bunlarda ya, hiç. Vallahi bu kadarını ben de beklemezdim Gülfem'den. Yani ben hiç Tibet Bey'e yakıştıramadım doğrusu. Ay Allah'tan Cihan erken çıktı. Yani haberi olmaz inşallah. Doğru söylüyorsun, Cihan bunu kaldıramazdı. Hayır yani Tibet Bey nasıl bakacak Münevver Hanım'ın suratına? Yani asansör mü kaldı canım? Tövbe tövbe. Bizden mi kaçıyorsun? Bizden kaçman yetmez ama. Odaya saklan bence. Kapıyı da kilitle. Bakıyorum çok eğleniyorsun. Ya bir tek ben değil, bütün Türkiye eğleniyor.
Haddini bil. Bir de bir şey söyleyeceğim. Neydi senin bu skandalcı başının adı? Cücük, cücürük, cücü. Ha, cücü. O cücüye de söyle. Sen bensiz de skandal yaratma konusunda gayet başarılısın. Çok iyi. Mikrop. Mikrop. Şimdi gidiyorum hastaneye. Cihan'cığım merak etme, rutin bir kontrol sonuçta. Evet, tamam. Senin istediğin gibi sizin hastaneye gidiyorum zaten. Tamam, haber vereceğim ben sana. Hadi görüşürüz. Vizelerimiz bittikten sonra şöyle 3-4 günlüğüne kafamız nereye eserse oraya mı gitsek? Bak olabilir aslında. Ya ben şu okul durumu bir ayarlayayım bakarız. Ay şükür sizi böyle gördükçe içim açılıyor. Gidin şöyle baş başa karı koca bir tatil yapın ha. Kıyamam ya. Görüyor musun bak Çiçek? Sırf senin stresin yüzünden nasıl geriliyor? Benim yüzümden mi? Şaka yapıyorum karıcığım ya. Karıcığım ne ya? Ya böyle 40 yıllık evli çift gibi. Hayda. Ha ayrıca konuştuk anlaştık ama seni %100 affetmiş değilim. Bunu da hatırlatayım. Kayıtlara geçsin diyorsun yani. Hadi tamam. Nereye gidiyorsunuz bakayım? Anne sen ne geliyorsun? Seni bırakamayız Mebrur anne. Ay daha neler. Benim ne işim varmış gencecik karı kocanın yanında? Ne alaka canım? Anne, seni burada yalnız bırakmayız. Ha siz babandan korkuyorsunuz. Babam benim huyuma gidiyor oğlum. Korkacak bir şey yok. Ya sabahın köründe bir evden çıkışı vardı. Bir görseydiniz böyle bir tatlı dilli, bir güler yüzlü, bir kibar. Sen görse inanamazsın yani. Düzeldi. Düzeldi yine baban. Şey yani hani... Arkadaşlar sizi tavsiye etmişlerdi de ben o yüzden... arkadaş söyledi değil mi ne iş olduğunu? Biliyorum. Güzel. Bu ilk taksit. İşi bitirdikten sonra çok daha fazlasını vereceğim. Tamamdır. Benden haber bekleyin. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yapmışım? Burası herkese açık bir hastane Gülru. Gelemez miyim? Sen bu dediğine kendin bile inanıyor musun Ömer? Gülru. Lütfen en azından burada bunu sorun haline getirmeyelim. Ben onu bir kere gördüm. Bir kere gördüm. Ve inan gördüğümden beri başka hiçbir şey düşünemiyorum. Yani bir kere daha göreyim. Seni üzecek hiçbir şey söylemeyeceğim Gülru. Yeter ki orada durayım ne olur. Yani konuşmam, ağzımı açmam. Nefes bile almam gerekirse ama ne olur bir kere göreyim, ben de geleyim. Ben de orada olayım. Sen benim bebeğime bakarken ben senin varlığını bile fark etmeyeceğim, öyle mi Ömer? Bu kadar basit, bu kadar kolay yani. Çünkü sen lütfedip beni üzecek bir şey söylemeyeceksin. Sen ne diyorsun ya? Senin varlığın üzüyor beni, varlığın. Gülru. Senin varlığına bile tahammülüm yok benim. Gayet iyi görünüyoruz. Gayet iyi. Yani şu halinde bir de mektup diye tutturup postaneye kadar gittin ya. Ya ne olurdu şu mektup işini ben halletsem ha? Ne olurdu? Ne varmış Halim'de? Ah Münevver anne, senin sesin bile çıkmıyor bak.
Ya sana yine bir şeyler oldu. Ne olur kalk hadi hastaneye gidelim. Ne olur lütfen. Birini aramanı isteyeceğim. Sonra ararız. Hadi lütfen. Bu bekleyemez oğlum. Ben doktorunu arıyorum. Tibet. Üzme beni. Ben gittiğimi biliyorum. Ama sen beni bırakıp... Sen beni kimsesiz bırakıp gitmezsin ki. Ah yavrum. Yıllar sonra yine küçücük yetimhanede eteğime yapışan o küçücük oğlan çocuk mu oldun sen? Bir tek senin yanında çocuk oldum Münevver anne. Artık büyüme zamanın geldi çünkü. Benim çok vaktim kalmadı. Hayır. Hayır. Onu çağır. Onu buraya çağır. Bu yolculuğa üstümdeki yükü atmadan çıkmak istemiyorum. Ne yükü Münevver anne? Neden bahsediyorsun sen? Onu çağır. Kimi? Kimi çağırayım? Gülfem. Gülfem? Gülfem sipahi. Buraya gelmek zorunda. Yakışıklı tekstilci asansör skandalı için ağır konuştu. Cemiyet hayatında aslan kral olarak anılan başarılı tekstilci Tibet Yalçın açıklamasında üstü kapalı bir şekilde ünlü modacı Gülfem Sipahi'yi suçladı. Ay Gülfem okudum. Okudum ben de okudum. Hadi asabımı yırtıvereceksin şimdi benim. Reklama ihtiyacı olmadığının altını çizen Tibet Yalçın, Gülfem Sipahi'nin son günlerde sadece skandallarla anıldığını belirterek kendisinin hiçbir zaman reklamın iyisi kötüsü yoktur felsefesini benimsemediğini söyledi. Duydun mu? Duydun mu? Şimdi cart diye ortadan ikiye yarılacağım Gülfem ha. Adımın Gülfem Sipahi skandallarından birine karışmasından duyduğum rahatsızlık sonsuzdur. Gazeteci arkadaşlardan ucuz reklama tenezzül etmemelerini rica ediyorum dedi. Bu Allah'ın cezası ne yaptığını sanıyor bana söyler misin? Beni yerin dibine sok... Misliyle karşılık vereceğiz. Misliyle karşılık vereceğiz hayatım misliyle. Ama şimdi bonbon şekerim benim kapatmam lazım. Çok öpüyorum. Çüz. Cücü, cücü kaçma. Kaç. Ne? O sen beni ne cesaret... Sen beni ne cesaretle arıyorsun ya? Sana bir adres yolluyorum. Hemen buraya gel. Hemen. Gelişim sorunumuz yok. Ama genel bir kontrol için haftaya tekrar bekliyorum. Ayda bir geliyordum. Bir sorun mu var gerçekten? Sorun olmaması için tedbir almamız lazım. Bakın daha açık konuşabilirsiniz. Geçen gün yaşadığınız risk yüzünden daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorum sadece. Korkacak hiçbir şey yok. Hem hamilelikte tedbir iyidir. Ben biraz fazla evham yapıyorum galiba. Hiç evham yapmayın. Siz sadece rahat ve huzurlu bir gebelik geçirmeye bakın. Haftaya görüşürüz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bu yaptığının hiç etik olmadığının farkındasın değil mi? Bak Ayten, seni ne kadar zor durumda bıraktığımın farkındayım. Ama sen de duymuşsundur, okumuşsundur. Yani ben bu bebeğin... Eğer senin burada olduğunu fark etseydi, ikimiz de hasta mahremiyetini ihlalden... Tamam, tamam farkındayım. Bir daha seni zor durumda bırakmayacağım. Ama ne gördüğünü bilmek istiyorum. Gebelikle ilgili bir sıkıntı var mı? Anne adayı malum çok stresli. Yani onu korkutmamak için çok detay vermediğinin farkındayım. Ama lütfen bana söyle. Yani kötü bir şey var mı? Şu an için kontrol dışı bir durum söz konusu değil. Ama ona da söylediğim gibi daha dikkatli davranmamız gerek. Ablası defalarca düşük yapmış. Aile yüküsünde ciddi bir tablo var. Tansiyondaki düzensizlikler, geçen günkü kanamasını da düşünürsek... Riskli bir gebelik diyorsun. Evet. Ama pek çok riskli gebelik doğumla sonuçlanıyor. Bunu biliyorsun. Ve sen çok iyi bir baba olacaksın.
Vallahi Cücü, ben bu adamın ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Ama şu an o verdiği lanet adrese gidiyorsam ben eğer, bunun tek sebebi o iğrenç açıklamalarıyla ilgili düşüncelerimi yüzüne söylemek istemem. Mutlaka PR'cısı kulağını çekmiştir. Ya da bizim bilmediğimiz bir akıl hocası var, hiç önemli değil. Sen ne sebeple gidersen git, bu bizim işimize yarayacak. Bu davet buram buram pişmanlık kokuyor, buram buram. Bu adam beni nereye çağırdı böyle ya? Aslan Kralcığının yeri serince seni ararım. İçeri girmeyeceğim. Ben sadece buraya o açıklama dediğin hakaret zincirine hak ettiği karşılığı vermek için geldim. Gülfem, içeri girmelisin. Girmeli miyim? Lütfen. Biri bana burada ne olduğunu söyleyebilir mi lütfen? Ben sana gerçeği söyleyeceğim. Sana bir yalanı yaşattılar kızım. Ne olur Münevver anne, yorma kendini. Gözünü seveyim. Sen kendi kardeşine düşman oldun. Ben kardeşime falan düşman değilim. Bitir. Bu kardeş kavgasını bitir. Ben anlayamadım. Sizin babalarınız bir. Babalarınız bir. Evet, Cihan da ben de bunun farkındayız. Cihan değil. Senin kardeşin Cihan değil. Yürü. Sen Salih Efendi'nin kızısın. Sen Gülru'nun ablasısın.